Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayramda yaptığımız peyniri artık bidonu döşeceğim. Tabii bidonu döşeyince hemen suyunu katmayacağım. Ertesi gün size suyunu nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın soranlar çok olduğu için ben bunu gösteriyorum. Şöyle bu kirli duz peynir suyuna geçer. Bir bidonluk yapacağım ben bunu. Bu kadar tuz bunu yeterli. Şimdi kettle'da kaynattım suyu. Bu böyle bir gün istersen bir hafta falan beklesin ama önemli olan peyniri döşeyip de üstüne katmadan suyun bir gün beklemesi lazım. Ben bunun üzerine birazdan da bir kettle daha kaynatacağım. Bir kettle daha katacağım. Şöyle karıştırayım. Tuzu erisin diye. Ben peynir suyunu bu şekilde de yapıyorum kendime. Bazen de peynirin alt suyu keseden çıkmış suyunu kaynatıp diyor. Böyle dursun. Şimdi peynirimi döşeceğim bidonun içine. Bir günde bekleyince böyle bidonun içindeki peynir çökmüş oluyor. Daha fazlasını almış diye. Yukarıdan buz getirirken de kardelen ayvar için çok seviyor. Burada kalmamış değil mi? Burada mı? Burada yani, yok. Yukarıda işte onu getirdim bir tane daha açacağım diye. Ceviz varmış. Azıcık onu da çemene edeceğim. Kırmızı biber aldım. Geldim yukarıdan. Şöyle bıçak alayım. Büyük topakları keseceğim. Üsttekinden biraz tuz yetmediydi. Hafif tuzladıydı. Bir kere onlar üsttekinlerini kendimiz yiyeceğimiz için şöyle normalde küçük küçük yapacağım ki hani bir kere çıkardın mı kalan da yıkadın mı iyi olmuyor sonra. Bu bir bidondan artar kardelen. 2-3 tanesini ayırayım ben bunu. Şey yaprak sararsak bir şey yaparsa hani taze diye. Edebilirsek zaman olursa. Direktmen bunun suyunu katınca peynir az olur içinde. Ama birkaç gün böyle bekletirseniz haliyle suyunu da çekmiş olur, daha iyi olur. Mecbur bayramlarda peynir ediyoruz artık. Sütçü almayınca bana kalsa o gün de almasını isterim. Bakınız. İyicelen bastırdım. Akşamında da az daha sena bu. 2-3 daha peynir borun. Küçük küçük olduğu için bak epey aldı. Normalde 5 kiloluk bidon asla 5 kilo peynir almaz. Alabileceği 4 kilo. Bu bidon için 4 kilo gider. Bu kenarda dursun. Şunu da bir tane çıkardım. Onu da kızar peynirim altından. Kaynamadı daha değil mi kardelen? Hayır. Şimdi çemenimizi yapalım. Hemen tavayı çıkarayım ben bir. Çıkardım ben arkanı. Onu yiyeceğim. Şimdi canlıca yapayım diye şey dedim. O zaman büyük tava çıkar. Ben az yaparsın sandım. Falan şey olmuyor uçağın ucunu bak. Kurban uçağı ya. Ucuz eder kendisini anne. Şöyle aman hepsi neden baban bir seviyor. Dur sen. Yemeği şey olduğumuz zaman çıkarıveririz. Seneye nasıl bulursa baban çok ettir galiba bu yaz bundan. Değil mi? Sevdiği için. Yıllardır çemen yemeyen babam bu yıl çemen yemesini öğrendi. Şöyle azıcık da bayağı da azıcık diyorum. Ben alışmışım da çok katsam da az katsam da bir azıcık kelimesini kullanıyor. Şöyle azıcık o gavrula basın. Bakınız. Suyum kaynadı. Kardelen koyuverdiydi. İçinde tuz olduğu için suyun rengi böyle. Böyle sırf suyu böyle kaynatmadan yakmak. Aklınızda olsun yani. Eğer videoyu izleyince yapmak isteyenler bu şekilde yapabilir. Videolarında da görüyorsunuz hiç maşallah peynirim falan erimez bu şekilde yaptığım için ama direktmen sen peyniri keseden çıkarıp da bir gün sonra bidonun için döşersen o peynir zaten erir. Suyunu salmadığı için. Şöyle baharatlarımızı da çıkaralım.
Nane. Şu tatlı oluyor değil mi karabiberden? Bakayım. Hı tatlı. Şu tatlı biraz acı. 2 milyon inşallah vardı. Var. Da varmış. Şöyle göz kararı. Kimyonumuzu katıyoruz. Ben sarımsak katmıyorum. Hana kimseyi rahatsız etmesin. Bir galfalt yaparsın. Bir gezmeye gidecek olursun. Şöyle en çok sevdiğim zaten nane. Başında belini bükmüşüz. Vallahi. Nasıl? Hayır hayır. Şey bu. Tatlı olan. Acılı rengi açık oluyor. Cevizimizden de katıyoruz içine. Bir yandan da şeyi yapayım ben kardelen. Neyi? Bu az daha şey olsun yağda. Peynir kızartacağım kendime. Ha tamam. Kaynamış patates de var. Ondan da doğru sofra yemek isteyen ondan da yer soyup da. Şey aslında onu da kızartabiliriz. Tereyağlı kızartıyoruz ya. Gideceğiz mi öyle kızartıyoruz? Ya da yemiyor. Biz bugün babamla İzmir'e gideceğiz. Akrabalarımızı doktora götüreceğiz. Az sonra 11 gibi yola çıkacağız. Annem evde. Valla ben evde tek başıma da acil. Ev benim olacak galiba. Bu yüzden en iyisi yemeyeyim. Randevuları akrabamızın 3'te. Ama böyle bir defalı olaydı yalan değil. Benim de canım istediydi. Bir gezer gelirdim. İzmir turu yapardım. Gelirken de çörmek falan alırdım. Hani öyle gelirken azıcık olursanız var ya. Böyle hani bir tane takipçi ablamız getirdi böyle yayık düz olacak. Tamam. Şöyle bildin mi? Düz ama büyük olacak. Yani bu şekilde düşün. Bunun genişliği şu kadar olacak. Yeşil nazana bana öyle tencere var ya. Öyle düşün. Sapsız bu şekilde olacak. O böyle şey olmuyor. Fırına yemeği böyle fırına sürmek için. Tamam. 4 tane kızı vardı ablanın. O getirmişti. Evet, tamam evet. Onun büyüğünü istiyorsun sen. Onun büyüğü o kadar tamam. Derin olmayacak. O şekilde olacak. Bu artık oldu. Görürsem alırım. Gelirken o kolay yandan oluyor ya zaten çok orada. Babana desen şey de verir duru verir. Şuradan tavayı alayım ben hemen bir. Süt vereyim mi? Getir. Azıcık şöyle çiçekliğe katacağım. Kardelen dolap kapaklı ana. Yeni sildi. Şimdi elini ıslana değil mi? Onun için. Bakınız ne kalın ne ince. Fadime alanı dedim de etmemişmiş o. Dün ben de söyledim de. He. De hiç denemedim dedi. Bak biraz benim peynir delikleneceğimişmiş. Dışta duruyor diye güneş görmüş herhalde. Fark etmez artık. Şeyden de olabilir. Hı? İkinci bayram günü de. Uşağa gittik geç geldik ya. Hı. Kesede fazla kalmıştı. O gün de olabilir. He olabilir. Üstteki en son peynirdir de öyle. Aynen. Birazdan siz bunu bir de kızarmış halini göreceğiniz. Birinci bayram günü yedim yedim. Bir susaya verdim bir susaya verdim inan ki. Peynir de hafif tuzlu olduğundan. Ha, bu kızarık olsun kardeşim. Şunu da tarzının içine boşaltalım da. Sıcaktır. Hemen yiyecek kadar zaten o orada soğulursun. Bakınız kızardığına artık alt üstü böyle çevirdim. Tüpümü de kapadım. Aslında böyle hemen sıcak kanı olacak da.
Anam bir sıcak yemeği yakalayamıyorum hep ya. Bundan sonra aklımız olsun madem. Sofrayı içeri getirdikten sonra kızartalım. Bak sizlere göstermek istiyorum şimdi bak. Sıcak kana hali bu şekilde oluyor. Bu şekilde. Evet. Bak ne güzel. Uf, elim yandı. Hazır değil mi? Başka bir şey koyacak mıydık? Başka bir şey. 2-3 de patates koyacağım. Tamam, domates çıkarayım dolapta. Hemen götüreyim o zaman. Babana da seslenem. Vallahi böyle dağıtım geri ben bunları toplarım. Kardelen geri gittikten sonra işimle. Belki işleri bitirir yatarım bir de. Belli olmaz, belki gezmeye gidersin. İşte vallahi bir çağrın olursa giderim. Yalan değil şimdi. O da aksine olur galiba. İşimiz varken gezme çıkar. Evde işimiz olmaz. Yani canın sıkılır ama bir yere gitmezsin. Benim durumuna göre maşallah iyi. İyi giyiyor. Kulakları biraz sıcak ama gevşalıp durur. Ya dur, dünkü sütüm kaymandalı böyle. Konuşun ya. Aa, ben baklavayı yediydi değil mi bunu? Evet. Kenarları bu tencerede kaynattığımız için ısıdır kanışı olmuş. Babam soran da bakalım iş şeyse ısıdı öğrenmez bunu. Soframızı da içeri getirdik. Bayramda artık normal bozkuş ekmeğimiz bitmişti. Böyle tekli ekmek almıştık. Yarın alırız herhalde. Dolapta var. O zaman almayacağız. 2 tane aldım ya ben, 3 tane aldım. Bir teyzem götürelim. Onun birini çıkarım ben bugün. Belki de bugün nedenle. Bugün alır gelirim belki de duruma göre. Şöyle kaymağımın üzerinde şeker atayım. Fark etmişsinizdir kendi yiyeceklerime. Kendi tarafımı çektim durdum. Zeytin en çok zeytini seviyorum. Peynir. Bizim öbür peynir olmamış, salamur peynir. Şöyle bolca. Kaymak da şekerine güzel oluyor. Besim edine yemeği de severim ben onu. Patatesli zeytinyağı döktüm. Kırmızı pul biber döktüm. 2-3 de şöyle tuz ekeleyeyim. Babam kalktıyalım kardan. Çayları katın o zaman. Soğumuştur işini. Şöyle 2 kere karıştırıveren, bir de soğusun iyice lan. Bizim minyatür demliğimiz. İnan ki bizi 4 kişi olunca da bundan kaynatıyoruz. Yetiyor bize. Karan sana açık katıyorum. Açık olsun, evet. Artık biz çayımızı içem. İnşallah nasip olursa bir şeyler şey dersen ben sonra kaldığım yerden deverim. Ama devam ederim, deverim demiştim de lan. Galf altımızı ettik. Sofrayı topladım. Kardelen babasından gitti onlar. Ben de aşağı inim, tavukları salıvereceğim. Gazları ilk defa vivileri dışa çıkaracağız. Kaç günlerdir havalar soğuk olduğu için, yağışlı olduğu için. Onlar da alışkın olmadan anaları çıktı. Kendileri çıkmıyorlar. Erkek gaz da orada bağırıyor. Aba beni de yanlarına koy diye getireceğim, getireceğim. Maşallah, hadi bakalım, hadi bakalım. 4 taneydi, oldu 2 tane vivimiz. Sizler de görünce bak sizlere bir farkı geldi. İlk attığımız anda nasıldı? Şimdi maşallah. Büyüdüler. Hadi bakalım yavaş yavaş. Karaman bak sakın bunları bir şey yapmayacaksın, tamam mı dostum? Onlar bizden, tamam mı? Onlar bizim akrabamız. Yani senin akraba alıyor Karaman, tamam mı? Hayır bak bunları bir şey etmek yok. Şimdi girlini yapacak bakalım görünce. Besimet'ten kalan giden vardı, onları verdim isimler diye. Vallahi adım attığımız ye kedi. Maşallah 7-8 tane var. Sabah minnoş da yavrularını getirince temelli de çoğalacak.
Sudanı değneğimi alayım. Yavaşça gazın yanına kapıyı açıverim ben onu. Toraman beri gel. Toraman gel beri gel kuzum. Toraman beri gel. Kardelen tembih etti. Anne işlerini gör, gezmeye git. Fırsatı kaçırma dede. Ama hava da güzelken şunları değerlendireyim. Bir şey salayım dedim. Hadi hadi geç. Geç 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 geç. Hadi hadi babanızın yanına hadi. Ananız belki öyle olabilir ama babanız gerçek babanız bak. İnşallah ördekler bir şey etmez bunlara. Onları dışa salıverin galiba artık. Ha, biz emek emek tel çektik. Dışa çıkmasınlar diye anlanıyorlar yeşillikte. Bana bir söz vardır ya, saldım çayıra Mevlam gayrı diye, aynı hesap oldu. Bak! Ne oluyor? Sulağını da batırmışlar, sulağını da değiştiriveren ama malayın çünkü viviler içine girmesin, yıkanmasın. Hayır bak, ördeğe bak. Hop! Hayır! Bak, 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 bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ayrılın! Şşt! Çekilin, çekilin, çekilin. Görün siz bakayım çayıra be. Ben sizi salayla gezinin siz. Kapıyı açıveren. Gelin ben. Siz gidin dışarıya. Ördek şeyler kalsın. Gel oğlum. Kapıyı açayım. Kirli gel. Kirli gel oğlum sen bakayım. Gel bakayım. Toraman çık sen de. Hadi bakalım. Ördeğimizin de beli acıyor yalım. Geçen sene de böyle olduydu, erkek ördek düzeldiydi. Eşimi kalsa kesiyor ama ben kıyamıyorum ya. Dursun ben çok seviyorum çünkü ördeklere. Onların bakışları bilene ömre bedel gibi geliyor bana. Şimdi ben tavuklarımı yemin de ayarlayayım, bir de onları salıveren. Gazdan yemini suyunu verdim. Tabii ki viviler de küçük olduğu için onların ayrı civciv yemi oluyor. Onlardan veriyorsun. Şimdi sıra geldi. Tavukları salacağız. Yemlerini şuraya döktüm. Dünekler içinde doluyor. Arpasının suyunu veriyorum. Pek havanın soğuk günü. Dışa vermiyorum bana. Grip olmasınlar, hasta olmasınlar diye. İlkten yoldan gelip geçen de öyle zannediyor. Takipçilerimiz de öyle zannediyor. Yani detaylı izlemeyince hepsine. O küçücük yerde maşallah bir dünya tavuk çıkıyor deniliyor. Ama sizler biliyorsunuz izleyenler. Arkada kocaman yeğleri var. Hadi maşallah bakın. Yumurtlayan şuradan da göstermek istiyorum. Biri yumurtlamaya girmiş içine. Kız! Yumurtayı yeme bakalım, yumurtladın yumurtayı. Bazen ayaklarından çatla diyorlar. Toplam 22 tavuğum var. Bir mevta oldu. Bir de horoz 23 tane. Şuraya da açıverim. Burada da evimizin arkasında bizim terslik var. Hayvanlarımızın tersliği. Orada da kenarda çayıra doğru gidiyorlar. Şuraya kapı yaptırdık o zaman için. Ama iyi oldu. Şurada da bizim komşuların, yeni komşularımızın, onların da tavukları var. Maşallah bir güzel horazları var içinde. Sabahleyin ben bulaşık yıkayıyorum kuşluk diye. Güzel ötüyor. Deniz orazı var yalım zannedersem içinde. Sizlere onları da göstereyim. Hatta kardan geçenlerde abiden istedi, geldik 3 tane yumurta tavuğun altına gurka yatıram diye. İnşallah çıkar. 13 tane yumurta koyduk. Bir tanesine, iki tanesini kırmış hatta tavuk. Maşallah kaç tane? 3 tane horoz var. Peki deniz horozunu anlamam ben. Herhalde şu gırçıllı oluyor yalım. Güzel bir uzun uzun. Hah. Vallahi bak sizler için öttü horoz. Bizim tersliğe geliyor. Bunlar yayılmaya alıştıkları için. Şöyle bir de bundan fotoğraflarını çekiverem. Bak bu gazı sokmuyorlar yanlarına. Bu ayrı takılıyor onlardan. Köpek falan giremez. Çünkü erkek gaz yanlarında olduğu için köpekten bir ayrıcalık yanları yok. Ne istiyorsunuz? Siz daha viviyleriniz yanınıza almadınız mı? He? Bunlar da baylı bayanlı geziyorlar, takılıyorlar ikisi. Sabahleyin çayırda mal çoktu. Hava yeşerdi. Yağmurlar yağdığı için çayır maşallah güzel yeşerdi. Allah'ım gali nimetimizi eksik etmesin. Güzel yağdı. Bugün de biraz hava güzel. Şu karşıdaki ev bayağı yapılalı oldu. Ama evine daha giren yok herhalde. Şeysi, tadilat içi bitmiştir zannedersem. Değişik bir ev oldu. Bu da güzel. Bizim mahalleye Karagram Mahallesi diyorlar.
biraz dıştan gelenler çok olduğu için yapanlar şöyle yakın almışım. Bu da akrabamızın evi. Bu da gerçekten çok güzel oldu. Hatta bayağı bir olduydu, bir takipçimiz bizim bu videoyu izlemiş, bu evin modelini beğenmiş. Biz de bundan yaptırmayı düşünüyoruz diye, planım diye. Şuradan da eve gidiveren Gali kapıyı açayım. Hem spor yapmış oluyoruz. Bir ayda yediğimiz 2-3 kiloyu Ramazan içinde oraya git tatlıyı, buraya git tatlıyı geri kiloya aldık. Birinci bayram günü mü neydi, misafirlerimiz geldi, takipçilerimiz görünce kardelenden bizi şaşırdılar. Siz ekranda biraz kilolu gözüküyorsunuz ama zayıfmışsınız diye. Dedik haliyle yakın çekimi olduğundan öyle gözükmüşüzdür diye. Nereye gidiyorsunuz? Bura sınırlar bize ait. Yürün evinize. Yürün. Karabaş. Ne diyorsun lan? Ben nereye gitti? Gezmeye mi gitti Godu da seni? He? Emin de işe mi gitti? Bu da masum masum bakıyor. Gel geleceksen gel. Gel. Gelecek mi? Ben kapıyı açıyorum, gireceksen gel. Bak anladı sözü, görüyorsunuz değil mi? Bak gel. Gel bakayım, ben seni koyayım ama kirli falan bir şey yapmayacaksın. Ama viviler, tamam mı? Kapıyı da açabilirsek. Gel bakalım. Gel dostum. Girdin mi? Bakınız nasıl girdi. Utan utanı, çekine çekine. Kapımızda kapadan da vallahi iki vivi de kurdu kuşlu teslim etmiyorum. Şu kapıyı kapatayım ben. Gelelim. Yukarı çıktım, o işleri yaptıktan sonra azıcık uzandım. Yarı uyur yarı uyumaz. Mal saatim de geldi, dama girdim. İş beni bekliyor. Peran yoruluyor mu, gocunuyor mu bu işten derseniz. Her zaman kaç senelerdir yaptığım iş. Hiç inan ki gocunmuyor. Seviyorsun, hatta bazen eşim bileni konusunu açıyor. Bazen Peran sana ağır geliyordur. Birkaç tanesini şey yapam diye. Ama seviyorum. Altlarını görüyorsunuz. Bakın altları hepsi de temizlenecek. Ondan sonra altlarını küreceğim. Bir yandan tersini açacağım. Bir yandan da sağımı geçerim. Kardelen normalde kardelen çektiği için. Buradan da bir de ben gösteren dedim. Buradan da ilgiliklerini veriyorsun. İyi oluyor. Avantaj. Maşallah düğümüz de bugün iyi. Allah'a emanet. Nasılsın da güneş de aldığı için belki göremiyorsunuz, buzağlara yansıyor. Tam oradan ikinci güneşi görüyor. Bir de sizlere kurt tavuğu göstereyim. Bakalım altında kaç tane yumurta kalmış. Şuraya da kenara bir sitede koyduk. Ki eşim de mobiletini koyduğu için galiba havalı ısındı, mobiletini de dışa çıkardı. Apam ben geldim. Kız. Şöyle flaşı açalım. Deminden beri ben niye açmadım ki? Kız köpeği yol kocadır, hesabı var. Kardelen gibi uzman olmasak bile ne? Şuraya da yemini suyunu koydum onun içinde. Istırendeme bakalım elime, tamam mı kuzum kız? Ne oldu? Ne oldu? Bak pislemişsin kasanın içine kuzum. Geziniyorsun ya. Dur bakalım bir. Hadi sen buraya pislemişsin şimdi. Ben bunu mecbur küreğinin atmam lazım. Bu iş böyle olmadı ki. 4, 6, 8, 10, 11 yumurta var. Bu işi sevmedim dostum ben. Böyle olmadı bu tavuk. Seni beğenmedim. Bir de gazımızı göstereyim. Şimdi de geldik gazın yanına. Ürkme bakalım dostum. Anam kafayı vur. Hayır. Bak benim yavrum el değil kuzum. El değil. Bunun altında da 9 tane gaz yumurtası olacak. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 4, 6, 8, 9. Bugün aslında bakabilirdim ben bunları 12. 13. gün oldu da. Hayır tamam, bir şey etmedim. Yarın durumu göre. Hava güneşli olursa bunu da bakarız. Altındaki viviler var mı yok mu diye. Maşallah bu her sene güzel çıkarıyordu da. Benim akkaz cıvı diyor. Yat kızım, bir şey demedim ben sana. Bak buradan biliriz biz seni. Burada kellik oluşmuş sana. Cildiye götüren bari. Artık giren gale, dama sağımı da halleden, saatte 5'e geçiyor. İşleri bitirmem lazım. Artık mallara baktık. Sağ olsun da ben de alttan kürerken gaynım geldi. O ilgiyi hazırladı. Ondan sonra düvelerin yemine verdik. Sağımı bitirdim, hallettim. Gazları ördekleri katı akanında. Gaynım da boş durmamış. O da iki iğneyin yemine verince ben malları mecbur dışa çıkaramadım. Çünkü bunlar boşta yıkana mesela ilgi salıyorum dışarı. İlgilerinde geldim, hazır oluyorlar.
Zinciri çıkartmayacaklar. İyi giyiyoruz. Bir oyanı hırçın, bir yanı bu hırçın. Düvelerimizi ilk önce yemlerini verdiydik. Onların az kalmış. Kaynım da düvenin innesini yapıp verdi. Ben de bağladım, tuttum. Yoksa yaptırmaz. Ne istiyorsun? Ne? Kardelen abam nerede? Bugün mü diyorsun? O İzmir turuna gitti kuzum. Ya kardeşiniz hasta olmaydı, benim de canım istiyordu. Değil mi? Değil mi kuzum benim ya? Allah'a emanetler. Bu Arzu'nun kızı, bu Eprar'ın kızı. Ama arada çok fark var. Eprar ak, Arzu sarı. Ama bu zağları farklı. Bilmeyenler, eşim bilene bazen diyor ki bu Arzu'nun kızı mı diye. Kızım. Gidiyorum mangale. Menümüzde de kıyma çıkardım. Onu kavuracağım. Bir de kardelen diyordu, anne diyordu. Bidonların içinde dolapta, mutfakta makarna var. Az diyordu, köy makarnası. Onu biçirem diyorum azıcık. Kardelen gibi yolda yolakta yerler de gelirler. Onlar top gelirler. Oğlumdan ikimizi yetecek kadar daha pişirim. Hadi kardelenim. Hadi Allah'a emanet. Ben gidiyorum Toraman'da damaga tel. Toraman! Nereye gittin lan? Toraman! Toraman! Ha 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 ha. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım, gel buraya bakayım be. Sen nereye gittin? Hemen samanla mı çıktın? Buraya gel. Oradan merdivenin altından girer çıkar. Oğlum ben gireceğim galiba dama kuzum. Aman sapıttım. Eve gireceksin, sen dama gireceksin. Yok kal, Allah'a emanet. İlla kendilerini sevdiril. Ama bir gün inan ki sizlere böyle malı endiğimde bunun videosunu çekeceğim. Ev halkını her gün söylüyorum ama diyorlar Toraman'da methettin durdun diyor. Ben sabahleyin dama girdiğimde tertleri çıkarıp çizmeye giyince üstüm üstüme atlıyor. Seviyorum gidiyor, bir daha koşup geliyor. İlla sabaha kadar acaba bizi mi özlüyor? Ya beni gördü değil mi seviniyor? Gayle bilemiyoruz. Değil mi oğlum? Hı? Bir gün obalanma bilen göstereceğiz, tamam mı, hareketini? Tamam mı? Hadi gir bakalım. Yürü. Dama gir hadi. Toraman ben gidiyorum artık. Toraman yürü. Toraman gir. Ne istiyorsunuz? Hı? Yavrunu nereye sakladın sen? Bu kedi de kombili. Kendini sevdirmiyor ama sevimli bir kedi. Buna kim saldıysa neredeyse yaklaşık hemen hemen bir senedir bizde bu da. Değil mi kuzum? Ne istiyor? Maviş. Ha? Niye sen kendini bize sevdirmiyorsun? Korkuyorum ama ben. Sen çakı gibi davranıyorsunuz bazen. Hakkali kedi dediğin böyle olacak. Minnoşum gibi olacak. Ay, aynı şey gibi oldu bu. Ha, vallahi iyi etti. Ha, bir söz vardır. Dinsizin aklından imansız gelir diye. Uyumaya vereydin onu. Nesine uydun? Ha? Yürü, yürü dama. Yürü. Yürü bakayım bir gir gale. Gir. Hadi. Hadi kuyruğunu kıstırdın. Gir artık. Böyle terliklerimi alayım. Çizmelerimi de çıkarayım. Mosmor ter. Ana saman girmiş ayaklarımın, çizmelerimin içine. Şuna baksana bir. Düve geçecek. Toramanım ben gidiyorum gale. Tamam mı? Boşanan falan olursa iki havlu eve ben gelirim. Hadi bakalım, Allah'a emanetle. Şimdi arkadaşlar iş başa düştü. Mallara baktım, yukarı çıktım. Kardelen olmadığı için hadi dedim kötüme kaldığım yerden devam edelim diye. Onlar da geliyorlarmış. Salihli'yi geçtik, kulalım orada izledi. Sabahleyin gitmeden onları ben tembih ettiydim. Kardelen bana çölmek alıverin diye. Ona aradılar nasıl alalım diye. Tarif ettim güveçlik şeklinde olsun diye. Şimdi ben dolaptan kıyma çıkardıydım. Ona bir yandan gavruluk olsun. Bir de tereyağlı erişte yapacağım. Erişte azıcık bir şey. Köy makarnası da varmış. Kardelen dediği yerden buldum. Onu tereyağlı kavuracağım. Üzerine sıcak su katıp al sana bir erişte. Encü kardelen de menüde yemek yemeyeceği için. O pek erişteyi tutmuyor. Bir de nane çıkardım. Geldim aşağıdan. Şöyle azıcık telefonu kaldırayım yukarı doğru. Elimde değdi ya. Haliyle tereyağı da dolapta olunca kesilivermiyor, dağılıvermiyor.
Evgan Efer'le olsa ılık olur. Bıçak değdiği anda karayar. Şöyle azıcık da çiçek yağı katça. İnşallah oğlum da erken gelir, onunla birlikte biz beraber yeriz. Hem tereyağı erisin, hem bundan kavurayım. Yoksa tereyağı eridirsem buraya da makarna yanar, yağ yanmış olacak. Şöyle bütün makarnamızı katıyorum içine. Şuradan bir tane daha kaşık alayım. Kıymanın içinde de soğan doğrayacağım, biber doğrayacağım. Domates o şekilde pişiriliyor. Salatamı etmeye gerek yok. Belki diyeceğiniz bu videoda Peran kardelengada çekemedin diyeceğiniz. Belki diyenler olacak. Belki Peran yavaş yavaş sen bu işi çözdün diyenler olacak. Bakın o yorumları bekleyeceğiz. İnşallah elimden geldikçe güzel çekmeye çalışıyorum. Bazen hızlı da böyle döndürüyorum kemara ek zamanla. Öyle yapıyordum. Kızanlığa oluyordu. Peran başımızı döndürdüm diye. Yeni kanal açtığımız zamanlarda. Perdeyi de kapattım. Siz onu tabii görmüyorsunuz. Kendi güneşi geldiği için buraya yansıyacak. Onun için mecbur kapatmak zorunda kaldım. Şöyle sizlere yakından göstermek için tripod'dan aldım telefonumu. Şöyle iyicelem karıştırayım ki yanmasın. Normalde sizler biliyorsunuz biz erişteyi yaptıktan sonra kızartıyoruz. Fırınlayıp ondan sonra koyuyorum kabın içine. Hazır pişirmesi daha iyi oluyor. Bu makarnadan yapıyorum ben bunu şimdi canım istediği için. Kıymam da yavaş yavaş galiba kavrulayım diye. Kettle'a da hemen suyu koydum. Ekranda flaş mı açık bunun? Dur. Kapadım. Demek kaç çıkmışmış. Gazları tavukları gösterirken açtıydım. Ya da maşallah güzel köpürdü tereyağı olduğu için. Azıcık daha kızarsın. Mesela bunun isteği göre suyuna katıp da azıcık da 2-3 de pirinç de kattın mı da öyle de güzel oluyor. Ama yeni mercimeğin yanında zaten şey yaptıydım. Erişte de kattıydım ama o da değişen bir şey olmadı. O da güzel yiyindi. Galanda halagede koyduk geldik yiyin diye. Şöyle kavurdum. Altını kapadım. Suyu bir tarafa sıçramasın diye. Şöyle şu elimden tutayım ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Göz kararı aldığı kadar suyunu da katacağım içine. Sesi de duyuyorsunuz. Ne güzel cızıldadı altı. İyi ki kapatmışım altını. Şöyle kıvamını da gösteren, altına da yakın, kapağını da kapa diyen. Buhardan biraz şey oldu ya. Ama azıcık daha suya ihtiyacı var güzel pişmesi için. Suyunu da katayım. Gel bakayım kuzum, sen de bakayım bir. Bana yardımcı oluverseniz ya. Bu kadar da yeterli. Altına da yakayım. Tamam, bununla bir şey olsun. Ben de domatesim, biberimi de oraya koyayım. Şimdi sıra geldi. Naneli ayran yapacağım. Bilmeyenler için göstermiş olayım. Şöyle azıcık şunu da yine yukarı kaldıralım telefonu. Ben kendim gözükmüyorum. Şimdi ben gözükmeyince olur mu? Olmaz. Şöyle bayağı ne diyeyim size, bir tutam kadar naneye büştüm geldim. Onu şu kabın içine doğrayacağım. Blender'dan geçirmek zorundayım ben bunu. Yoksa geçirmezsem iyi olmaz. O zaman da ağızda şey oluyor. Şöyle ileri dolayım gözüksün. Sağ olsun biz bunu 2 sene önce öğrendik takipçimizden. Ramazan ayında çok güzel gidiyor, bir denen dediler. O günden beri yaz ayında aklımıza geldik mi yapıyoruz. Hatta gelenimizi gidenimizi eşimizi dostumuzu da söylüyoruz. Bir denim çok güzel oluyor diye. Şöyle doğradım. Elimi suyu geçireyim bir. Bakın yoğurt böyle sulandı mı
daha lezzetli olur. Aslında suyun içenler varmış. Böyle böbrekteki taşı falan iyi geliyor diyorlar da. Astıva yok bilmiyoruz. Duyduğumuzu söylüyoruz. Şöyle hemen hemen epey olsun yine içerken. Kalırsa yarın da içiveriz. 3 kepçe falan kattım, o fark etmez. Ne kadar katarsanız azı çoğu. Şöyle göz kararı azıcık tuz. Belki kardeşler, ben bu videoyu sonlandırmadan çıkar gelir. Ağır alırım çünkü ben de neredeyse saat 7'yi gelmiştir. 4'te aradıydı. 4.30'dan 5'te mi ne yola çıktık anne diye. Şöyle blenderdan hemen bir kere bir eziciyle geçireceğim. Gali kusura bakma, hemen kulaklarınızı bir dakikanla tıkayabileceğiniz. Çok değil yani, bir dakika. Bak dediğim gibi çok olmadı, bir dakika bileni sürmedi. Şimdi yakına geleceğim, size kıvamını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde inşallah gözüküyordur. Şöyle naneyi de kattım içine, azıcık da arıtıcıdan su kattım, onu da hazırladım. O böyle dursun. Şunu olursa şunun içine katıverin. Ay bunu şey etmeyeyim, kettle'ın içine katayım. Sabahleyin çay demlediniz çünkü arıtıcının suyu. Bakınız, alın size naneli ayran. Bak çok güzel oldu, inşallah ekranda da gözüküyordur. Bunu da kenara koyayım, yemeklerimi de size göstereyim ben. Hemen telefonu tripoddan aldım. Şöyle bakınız, artık suyunu çekti. Sadece yağ oranı kalmış. Hemen aslında bu sofra hazır olacak. Gelenin olmayacağını görsen şu için hemen yiyecek. Böyle demlemeden daha lezzetli oluyor. Bir topak da peynir rendelerim ben buna. Oğlumun çoğu huyu bana benzemese, yemek konusu gerçekten benzemiş. Ama ta aradığım şey. Aramıyor. İri darı bencile. Kıymamı da soğanını da biberini de doğradım. Şurada da domatesim var. Onu da dertliğin içine katı. Atma oğlum, peran diyeceğiniz. Hadi kızım. Ah, iki tane domates kaldı. Esnaftan dışı, tabak bostandan dışı. Kabak niye dendersin? Azıcık üzerinde ölüvesin. Bir yandan da soframı hazırlayayım ben. Şuradan da peynir çıkarayım. Bakınız sabahleyin yaptığım bu suyu, bak dinlenmiş oldu yarına. Bu da peynir yarına kadar çeker. Suyunu da alta doğru salıyor yavaş yavaş. İki topak daha kenarına sıkıştırırım ben onun. İki topak daha alır. Şöyle alın bak, naneli ayranımız bu şekilde. Şöyle yoğurdum da şu kepçenin içine katayım. Bazen tencerenin içine çalıyorum. Bazen şöyle çitinin içine çalıyoruz. Şuradan da bir topak peynir çıkarayım. Gel abam, ağızda sen varmış. Şimdi niyet sana oldu, gel. Bıçak konuşmuyor kardeşim. Ay, tamam şimdi sen alır gelirsin. İşte ben olmayınca böyle oluyor demek ki. Ha? Ben olmayınca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Biz de yenice geldik. Dayanamadı. En iyisi dedi, ben de dedi. Yolda yediydim dedi. Yeniden yine yerinde. Onu da yeniden bardak koyduk. Bu var ya, kıyma Hamidi Dezen vermişmiş ya. O kıyma mı? He, o kıymayı çıkardım. Malların erken aklıma geldim. Hadi ne pişirsek diye. Hiç abimle konuştunuz kardeş. Benim de aklıma gelmedi araması. Lambalar açmadım, ne güzel oturuyordum, telefonla cevapladım, baktım bizimkiler geliyor. Büyük bardağı mı katıveren, küçük bardağı mı katıveren? Büyüğe katıverene. İnşallah yarın bir gün videoda çektiğimizde de çölmeğimi gösterin, çölmeğimi alıvermişler. Kardeşim kaç para kadar? 100 falan var mı? 135. Büyük değil mi? Büyük. Şu kadar var mı? Ondan büyük. Ha, büyük olsun, ona bir şey yaptığım anda göğüsli gibi diye. O fırınlanmaya gerek yoktu değil mi? Bir şey demediler. Çünkü sarıntılı ya.
Hatta bazılarının içi böyle yanıktı, siyahtı, biz seçtik. O yanık olanlar ne oluyor ki? O ayrıca bir de o fırınlanmıştır. Şöyle bakınız, biraz fazla kavuruyormuşsun erişteme. Karan yiyecek mi erişte? Ha, yemeyeceğim. O zaman ben kendime katayım. Durun, şunu şöyle kenara koyayım şimdilik. Şöyle sofranın üzerine. Şöyle de peynirden elimden alayım, rendelediydim bunu da üzerine gezdireyim. Bunu mesela tarhana da kavurup da üzerine dökebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Artık burada da videoyu sonlandırayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Karnım acıktı vallahi kardeşler. Sadece bir ara var. Uyumuş kalkmışsın, dalıvermişsin. O sabahleyin kızarttığım peynir vardı ya. Ondan yedim. Anam o da bir midemi yaktı, bir midemi yaktı dızlı olduğundan. Pişmanlar oldum. Ondan sonra mallara indim. Aa, bu saate kadar işte yemektir. Tripod ayarlı. O yana geç, bu yana geç derken ne zaman kısalıverdi.